Değerli izleyenler, kıymetli ders arkadaşlarım, Kur'an-ı Kerim'i doğru ve güzel okuma dersine yeniden hoş geldiniz. Kıymetli kardeşlerim, insanoğluna emanet edilen en kıymetli söz, Yüce Rabbimizin kelamı, Kur'an-ı Azimüşşan'ı doğru ve güzel okuma dersinde bir kez daha sizlerle beraberiz. Dersimizin başında elbette öncelikle Rabbimize hamdü sena ediyoruz. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme selam ve hürmetlerimizi arz ediyoruz. Ve siz değerli ders arkadaşlarımı sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Derslerimizin başarılı geçmesini umuyorum. Kıymetli kardeşlerim, buyurun dersimize beraber başlayalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem arkadaşlar, bundan önceki yapmış olduğumuz derslerde, takip ettiğiniz üzere met harflerini gördük. Metti tabii konusunu gördük. Metti muttasıl ve metti munfasıl konusunu sizlerle beraber işledik. Bugün inşallah bu derslerimizin özeti ve tekrarı mahiyetinde bir pekiştirme, uygulama ağırlıklı bir ders yapacağız sizlerle. Evet kısaca bugüne kadar hangi dersleri işledik onları hatırlayıp Ondan sonra bugüne kadar işlemiş olduğumuz dersleri bir sayfa üzerinde pekiştirip yeniden hatırlatacağız. Bol miktarda uygulama örnek işleyeceğiz inşallah. Buyurun beraber takip edelim. Evet ilk başta dersimizin ilk başında hatırlıyorsanız ne demiştik? Met konusu demiştik. Kur'an-ı Kerim okurken uzatma konuları demiştik. Ve uzatma işlemini üç harfle gerçekleştirdiğimizi söylemiştik. Vav ya elif harfleri met harfleridir. Gerekli şartlar yerine geldiğinde kendiler, kendilerinden önceki harfleri çekerler demiştik. Hatırlıyorsunuz. Evet bir de met sebepleri vardı. Evet. Met harfinden sonra hemze, cezim ve yaşette gelirse farklı metler olurdu. Farklı ölçülerde uzatma işlemi gerçekleştirirdik. Bunlar arasında Met sebepleri arasında hemze konusunu gördük. Hemze konusu metti muttasıl ve metti munfasıl dersinde devreye girdi. Met sebebi uzatma sebebi olarak. Cezim ve sükun nerelerde met sebebi oluyor? Onlar ilerleyen derslerimizin konusu. Evet. Sonra sebebi met konusunu e, gösterdik. Metti muttasıl. Evet. Metti muttasıl neydi? Hemen hatırlayalım. Met harfinden sonra hemze gelirse ve bu hemze kırık yazılmışsa biz anlarız ki orası metli muttasıldır. Metni muttası ne demekti? Bitişik uzatma demekti. Ne demek bitişik uzatma? Yani met harfi ile vav ya elif met harfi ile met harfinden sonra gelen hemze aynı kelimede ise biz oraya metni muttasıl bitişik uzatma diyorduk. Evet. Sonra Mett-i munfasıl konusunu işlemiştik. Ne demiştik? Gayet basit. Met harfinden sonra hemze gelir ve o hemze de uzun yazılmış ise orada mett-i munfasıl olur demiştik. Mett-i munfasıl ne demekti? Munfasıl kelimesi ayrık anlamına geliyor. Mett-i munfasıl ne demek ayrık? Met harfi ile met harfinden sonra gelen hemze ayrı ayrı kelimelerde olursa biz oraya mett-i munfasıl olur demiştik. Peki nereden anlayacağız? Hemze ile met harfinin aynı kelimede olduğunu veya ayrı kelimede olduğunu. Bunlar biraz Arapça bilgisi gerektiren meseleler. Ha o zaman ne demiştik? Bizim elimizde bir ip ucu var kıymetli arkadaşlar. Elimizde bir ip ucu var. Met harflerini tanıyoruz. Vav, ya, elif. Vav, ya, elif harfinden sonra gelen hemze kırık yazılmışsa o zaman bu demektir ki met harfi ile hemze aynı kelimededir. Aynı kelimededir. O zaman metli muttasıl olur. Met harfinden sonra gelen hemze uzun yazılmışsa şurada göründüğü gibi o zaman bu demektir ki met harfi ile hemze ayrı ayrı kelimelerdedir. Bu metli munfasıl olur demiştik. Peki aralarında ne fark var? Kıymetli arkadaşlar... Metti muttasılı, metni muttasılı en az iki elif miktarı, en az iki elif miktarı çekeriz, en çok dört elif miktarı çekeriz demiştik. Metti munfasıl neydi? Metti munfasılı da en az bir elif miktarı uzatırız, en çok dört elif miktarı uzatırız demiştik. Metti muttasıl ile munfasıl arasında uzatma anlamındaki fark uzun okuma anlamında aralarındaki fark metti muttasılı en az iki elif miktarı uzatılmalıdır. En çok dört elif miktarı uzatılmalıdır. Metti muttasıl, hemzenin kırık olduğu yer. Metti munfasıl ise hemzenin uzun olduğu yerden bahsediyorum. En az bir elif miktarı uzatılmalıdır. En çok 4 elif miktarı uzatılmalıdır. Peki bir elif miktarı ne demekti? Belki bize bugün ilk katılan kardeşlerimiz vardır. Bu dersleri Takip edememiş arkadaşlarımız vardır. Onlar için hatırlatıyorum. Kıymetli arkadaşlar. Bir elif miktarı demek parmağımızı açacak kadar süre demek. Bir parmak kaldıracak kadar süre. L B T F İki parmak kaldıracak kadar süreye iki elif miktarı diyoruz. Üç parmak kaldıracak kadar süreye üç elif miktarı diyoruz. L dört parmak kaldıracak kadar süreye dört elif miktarı diyoruz. Evet bir elif miktarı dediğimiz zaman anlayın ki bir parmağımızı açacak kadar süre, kapalı bir parmağı açacak kadar süre demektir. Bu kadar uzun uzatmak demektir. Evet kıymetli kardeşlerim geçiyorum. Evet şimdi inşallah met harfleri, metti tabii, sebebi met, metti muttasıl ve metti munfasıl konusunu özetleyeceğimiz ve bol miktarda uygulama yapacağımız sayfamıza geldik. Dersimizin ikinci etabı Kur'an-ı Kerim'den bir sayfa okuma konusu malumunuz. Burası Yasin suresinin ikinci sayfası. Kıymetli arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'de 440. sayfa. Kur'an-ı Kerim'deki sayfa numarası 440. sayfa Yasin suresinin ikinci sayfası oluyor. Bu sayfa üzerinde inşallah sizlerle bahsetmiş olduğumuz uygulamaları örnekleriyle çalışalım. Evet. Beraber okuyalım inşallah. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. فاضرب <applause> لهم مثلا اصحاب القريه اذ جاءها المرسلون إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فعزّزنا بثالثٍ فقالوا إننا إليكم مرسلون. Kıymetli arkadaşlarım, dikkatinizi çekiyor. Bakın, evet, Metimun fasılların olduğu yeri ne yaptım? Bakın, dört elif miktarı uzattım. Çünkü yavaş okurken. Peki bu uzatmaların ve kısaltmaların süresi nasıl değişiyor? Eğer yavaş okursanız benim şu anda okuduğum gibi ağır bir tempoyla aşırı şerif tarzı dediğimiz, aşırı şerif tarzı dediğimiz şekilde Kur'an-ı Kerim'i tilavet ederseniz o zaman orada maksimum uzatma uygulamasını yaparsınız. Okuyuşunuz hızlandıkça metlerdeki uzatma süreleriniz de kısalır. Metlerin yavaş tempoda okunurken maksimum uzatma uygulaması yaparsınız. Metti muttasılda, metti munfasılda dört elif miktarı uzatırsınız. Yavaş, ağır, şu anda okuduğum tempoda olduğu gibi. Ancak okuyuşunuz hızlandıkça uzatma süreleriniz de kısalır. Hatırlarsanız dikkatinizi çekmiştir. Metti munfasılı mesela bir elif miktarı da uzatabiliyoruz. Dört elif miktarı da uzatabiliyoruz. Peki bu uzatma miktarı neye göre göre değişiyor? Okuyuşu okuyuş temponuza göre değişiyor. Okuyuş temponuz yavaşladıkça uzatmalarınız artar. Okuyuşunuz hızlandıkça uzatmalarınız kısalır. Okuyuş tempomuzu belirliyor uzunluk veya kısalık. Evet. Devam ediyorum bakın. Nunu çeken Elif var. Elif'ten sonra Hemze var. Burayı biz... Metni munfasıldır. Hemze'ye dikkat edin. Uzun yazılmış. Ne demiştik? Hemze uzun yazılmışsa orası metni munfasıldır. Yani met harfi ile hemze ayrı ayrı kelimelerdedir. Orası metni munfasıl olur. En fazla dört elif miktarı uzatırsınız. En az bir elif miktarı uzatırız. Peki en çok dört elif miktarı uzatacağımızı nereden anlarız? Bir işaret daha var. Şu uzun çizgiyi görüyorsunuz ya, bu uzun çizgi şu demektir. Burayı dört elif miktarına kadar uzatabilirsin demektir. Evet şu uzun çizgilere bakın. Şurada da var bakın. Fegalu derken. Evet burada. Bakın. Mettimun fasıl olduğu. Lamı çeken vav var. Vavdan sonra kırık hemze var. Evet. Lamı çeken harfimet vav var. Vavdan sonra uzun hemze var. Ne demektir? Munfasıl demektir. Bakın üzerinde yine o yatay uzun çizgi var. Ne demektir? Burayı dört elif miktarına kadar uzatabilirsin. Okuyuş hızına göre en fazla dört elif miktarına kadar uzatabilirsin. Fekalu <laughs> inne derken bakın nun harfinin üzerinde de var o çizgi. Nun harfini çeken elif var. Eliften sonra uzun hemze var. İşte buraların hepsi metti munfasıldır bakın. Evet. Hemzelere dikkat edin. Hemzeler uzunsa metti munfasıldır. Şu işaretleri de görüyorsunuz. Maksimum 4 elif miktarı en fazla 4 elif miktarı uzatılır. En az bir elif miktarı uzatılır. Bir elif miktarından daha az aşağıya inemeyiz, düşemeyiz demektir bu. Evet burada metni munfasıl örneklerini gördük. Devam ediyoruz. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء وما أنزل الرحمن من شيء إن إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُب۪ينَ Metti munfasıllara dikkat edelim. Bakın renklendiriyorum. Nunu çeken elif var. Eliften sonra uzun hemze var. İkisi ayrı ayrı kelimelerde hemzenin uzun yazılmasından ikisinin ayrı ayrı kelimelerde olduğunu anlıyoruz. Metti munfasıl. Munfasıl kelimesi ayrık demek. Unutmayın. Ayrık. Ayrık olan ne? Met harfi ile hemze ayrı ayrı kelimelerde olduğu için ayrık met anlamında metti munfasıl diyoruz. Evet. Geçtim. Dalu inna tadayyarna bikum <applause> لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا <applause> <applause>, <applause>. <قصفيق> <downtime> طائركم معكم. أَإِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَضَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ Evet kıymetli arkadaşlarım, şurada bir metti tabiye dikkatinizi çekeyim. Bakın, harfi met, ye, kendisinden önceki esrili harfi uzattı. اَلَّذ۪ي <laughs> derken, فَضَرَنِي <laughs> Evet, burada Y harfi meddir. Kendisinden önceki esreli Z harfini uzatıyor. vi vi fedarani. Evet bunlar da meddi tabilere örnek. O meseleyi artık kavradınız inşallah. E ettehizu min dunihi alihaten in yuridni rahmanu bi zurri la tuğni anni la tuğni anni şefa'atuhum şey'en Evet burada bir şeye dikkatinizi çekeyim kıymetli kardeşlerim daha önceden hatırlıyorsunuz ne demiştik uzun esre uzun esre Harfimet ya'ya işaret eder. Nasıl uzun üstün. Bakın. Aliheten derken. dunihi aliheten derken. Bakın. H harfinin altında dik esre var. Bu ne demektir? Burada gizli bir harfimet ya var. H harfini çekiyor demektir. Esrenin dik yazılmasından biz burada gizli bir ya harfimet var demektir. Çünkü esreli harfleri ya çeker ya. Esreli harfleri ya uzatırdı. Buradaki esrinin dik yazılması bize neyi gösteriyor? Burada gizli bir harfimet ya var. Bu he'yi uzatıyor. Evet. Aliheten derken de hemzeyi çeken bir harfimet elif var burada. Nereden anladık? Elifin üzerinde dik üstün var ya. Elifin üzerindeki üstünün dik yazılması neye işaretti? Burada gizli bir harfimet elif var. Çünkü üstünlü harfleri elif uzatır, esreli harfleri ya uzatırdı. Dik esre gizli harfimet ya'ya işarettir. Harfimet ya harfi vardır orada. Dik üstün ise harfimet elife işarettir. Burada harfimet elif var demektir. Bakın burada ne yaptık? Ha'yı biz 4 saniye uzattık. Ha'dan sonra, harfimetten sonra, gizli ya'dan sonra hemze geldi. Dolayısıyla ne oldu? Metti munfasıl oldu. Metti munfasıl. Metti muttasıldan nasıl ayırdık? Hemzenin uzun yazılmasından ayırdık. Evet. Devam ediyorum inşallah. İnni amantu bi rabb بكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي Rabbi ve cealeni minel mükremin. Sadakallahul azim. Evet son ayetimiz kıymetli kardeşlerim. Bakın burada harfi met yağları görüyorsunuz. Evet. ilk baştan başlayalım isterseniz. Bu ayet üzerinde bir çalışalım sizinle. meti tabi çalışmasına örnek olacak bunlar. Bakın kıymetli dostlarım, kıymetli Kur'an aşıkları ne yaptı? Elif, kendisinden önceki üstünlü harfi uzattı. bime bir elif miktarı. Bima bima ne yaptı? Ya lamı bir elif miktarı uzattı. Elif kendisinden önceki üstünlü harfleri uzatıyor. Ya ise kendisinden önceki esreli harfleri uzatıyor. Bakın burada hem eliften sonra hemze yok. Eliften sonra bakın hemze yok, gayın var. Burada yağdan sonra hemze yok, cezim yok, şedde yok. Onlar olsaydı farklı olurdu. Bakın burada eliften sonra kırık hemze olsaydı metti muttasıl derdik. Eliften sonra uzun hemze ol, hemze olsaydı metti munfasıl derdik. Yağdan sonra kırık hemze olsaydı metti muttasıl derdik. Yağdan sonra uzun hemze olsaydı metti munfasıl derdik. Hiç yok bakın. Rabbi gafer Rabbi. Bakın ba'yı çeken ya var. Ve cealeni ve cealeni nunu çeken ya var. Hepsi harfi met. Metti tabi bunların. Evet. Hepsi metti tabi. Bime gafer Rabbi ve cealeni Bunların hepsi uzattığımız yerler metti tabidir. Evet. Bu sayfamızın son ayeti idi. Bakın şöyle sayfanın başından kıymetli kardeşlerim sizlerle şöyle bir gidelim. İsterseniz sayfayı şöyle bir daha bir gözden geçirelim. Evet. İz ehel murselun derken bakın. Câ'e ne oldu? Bakın cimi çeken elif var ve eliften sonra kırık hemze var. Ne oldu burası? Metti muttasıl oldu. Cimin üzerinde de maksimum 4 elif çekebilirsin işareti var. Şu işaret, cimin üstündeki şu işaret maksimum bu cimi 4 elif miktarı. C, jaa -e, C -e. 4 elifin ne olduğunu da bu arada görmüş oluyoruz. Evet. Bir sonraki ayetimize gidelim. Bu ayet kelimeyi işlemiştik. Evet. Bakın, dikkatinizi istirham ediyorum. Ma antum qalu ma antum Mimi çeken elif var. Eliften sonra uzun hemze var. Metti muttasıl oldu. Munfasıl affedersiniz. Ve ma enzelna derken mimi çeken elif var. Eliften sonra uzun hemze var. Metti munfasıl oldu. Er-Rahmanu kelimesine bakın. Dikkatinizi istirham edelim. Mimin üzerinde dik üstün var. Ne demekti? Burada gizli bir harfimet elif var. Dolayısıyla sen mimi bir elif miktarı uzat. Er-Rahmanu, er Evet, bu şekilde devam ediyoruz. Evet, Vâlu Rabbuna ya'lemu inna ileykum metti tabi. Lamı çeken vav var. Rabbuna metti tabi. Nunu çeken elif var. inne ileyküm derken dikkatinizi istirham ederim. Nunu çeken elif var. Eliften sonra uzun hemze var. Metti munfasıl oldular değil mi? Evet. Kıymetli kardeşlerim. Bu şekilde bakın. Dairukum <laughs> kelimesine bakalım da da irukun da rukun. metti muttasıl oldu. Dayı çeken hemz elif var. Dayı çeken elif var. Eliften sonra kırık hemze var. Metti muttasıl oldu. Evet bu şekilde inşallah sayfanın ilerleyen ayetlerinde bol miktarda metti muttasıl, metti munfasıl örneği var. Metti tabii zaten aşağı yukarı her kelimede her kelime de önümüze gelen bir örnektir metti tabi. Dolayısıyla önümüzdeki derslerde bunları zaten tekrar tekrar uygulayacağız. Çünkü biz sayfayı okurken o günkü dersin konusu olan örneklere dikkat çekiyoruz ama kendimiz bütün tecvid örneklerini işlediğimiz veya gelecekte işleyeceğimiz bütün tecrit örneklerini çalışıyoruz. Uygulayarak okuyoruz. İnşallah hiç endişeye mahal yok. Bütün tecrit kurallarını, hem bilgi anlamında hem de uygulama anlamında, icra etme anlamında gayet güzel inşallah bu derste kavrayacağız. Ve aynı zamanda tecvid kuralları da bizim sesimize, sadamıza güzellik katacak, dilimize okumayı kolaylaştıracak. Evet, tecvid kuralları dile okumayı kolaylaştırır. Okunan ayet-i kerimeleri hem okuyana hem dinleyene lezzet verir, tat verir inşallah bu şekilde Burası Yasin suresinin ikinci sayfasıydı. Sizden bu sayfayı bir incelemenizi istirham ediyorum. Bu sayfayı bir okuyun ve okurken metti tabileri, metti muttasılları, metti munfasılları bir görmeye çalışın. Ve uygularken de benim yaptığım gibi parmaklarınızla böyle uzatma ölçülerini belirleyin. Metti tabiyi uygularken mesela ve me, ve me derken parmağınızı kaldırın. İşte burada olduğu gibi ve ma bu ayet-i kerimeyi okurken mesela aynen şöyle yapın benim elime dikkat edin ve ma aleyna illa el belahul mubin ve ma illa el belahul şeklinde dört elif çekerken parmaklarınızla sayın bir elif çekerken parmağınızla işaret edin evet Dersimizin bir sonraki aşaması olan Ezber Suresine geçiyoruz sizlerle. İnşallah bu dersimizde bu ezber dersinde sizlerle Tebbet Suresi'ni yine Kur'an-ı Kerim'in sonunda yer alan İhlas'tan önce, evet Kur'an-ı Kerim'in sonlarında en sonunda yer alan İhlas'tan önce Kul hüvallahu suresi İhlas Suresi'nden önce Tebbet Suresi'ni sizlerle beraber çalışacağız. Buyurun beraber okuyalım. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى منه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب حمالة الحطب Fî cîdihâ hablum min mesadî. Evet kıymetli kardeşlerim, sureyi şimdi de ayet ayet okuyalım sizlerle. Buyurun beraber okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Tebbet yedâ ebî lehebim <lahabin> ve tebbet. ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامراته حماله الحطب Fi جيدها حبل من مسد صدق الله Evet kıymetli kardeşlerim bu sureyi ayet ayet biz okuduk. Önce bir bütün halinde okuduk. Sonra ayet ayet ekrana getirdik okuduk. İnşallah ezberlemiş olan kardeşlerimiz vardır. Ezberleyecek olan kardeşlerimiz vardır. Ezberleyen kardeşlerimizin, daha önceden ezberleyen kardeşlerimizin hataları vardır. Dikkatle dinlemek gerekir. O hatalar varsa düzeltilmelidir. Yeni ezberleyecek olan kardeşlerimiz gayet dikkatli bir şekilde takip etmeliler ki hatalı bir ezberleme olmasın. Çünkü ilk ezberlediğiniz ne ise hep o kalıcı olur. Hatayı sonradan düzeltseniz de aradan zaman geçtikten sonra o ilk ezberlediğiniz gelir geriye. Her şey aslına rucu eder diyoruz ya. Yani önce neyi oturtmuşsak, önce neyi koymuşsak hafızamıza hep kalıcı olan odur. Onun için baştan ezberlerken, başka konularda da olabilir bu. İlk öğrenirken, baştan öğrenirken, ezberlerken özellikle doğru ezberlemeye gayret etmek lazım. Evet kıymetli kardeşlerim. Bu Tebbet suresinin mealini sizlerle beraber görelim inşallah. Rabbimizin bu suredeki mesajını sizlerle görelim. Bismillahirrahmanirrahim. Tebbet yeda Ebi Lehebim ve teb. Ebu Leheb'in elleri kurusun. Kurudu zaten. Buyuruyor yüce Rabbimiz. Evet burada ciddi bir beddua diyoruz ya biz lanet, beddua, kınama söz konusu. Peygamber Efendimiz'e yapılan zulmü Rabbimiz böyle lanetliyor. Ma aghna anhu maluhu ve ma kesab. Ona yani Ebu Leheb'e ne malı fayda verdi ne de kazandığı başka şeyler. Evet. Allah bir insanı cezalandırmak isterse bu cezaya hiçbir şey evlat, mal, makam, mevki hiçbir şey mani olamaz. Allah'ın takdirine hiçbir şey mani olamaz. Seyyâsülen nâran zâtü O Ebu Leheb alev alev yanan ateşe atılacak. Evet, cehenneme atılacak. Ve mer'atühü hammâletü hadab. Dedikodu yapıp söz taşıyan karısı da. Çünkü Peygamber Efendimize iman etmek üzere Peygamber Efendimizle görüşmeye gelen kabileler var. O gelen insanlar, o kabileler Peygamber Efendimizle görüşmeden önce Ebu Leheb ve karısı o insanlara Peygamber Efendimizin aleyhinde dedikodu yapıyor. Peygamberin delirdiğini, peygamberin büyülendiğini, peygamberin söylediklerinin aslı olmadığını söylüyorlar. Evet, peygamberin arkasından dedikodu yapıyorlar. Fi cidiha hablum min meset. Boynunda da ipten bükülmüş bir halat bulunacak buyuruyor. O Ebu Leheb'in karısının boynunda da ipten bükülmüş bir halat bulunacak. Neden? Çünkü Peygamber Efendimizin geçeceği yollara dikenli otlar, dikenli odunlar taşıyorlar. Peygamber Efendimizin ayaklarına zarar versin. Ona zarar vermek üzere peygamberin geçeceği yollara dikenler taşıyorlar sırtlarında. İşte bu cehennemde de dünyada o sırtlarında odun taşıdıkları o halat cehennemde de boyunlarında olacak. Evet, burada yüce Rabbimizin peygamber efendimize karşı olan muhabbeti, peygamber efendimize karşı olan sahiplenmeyi görüyoruz ve peygamber efendimizin karşında duran insanların Allah katındaki yerini görüyoruz. Onun için biz müminler her daim peygamber efendimizin bize getirmiş olduğu Kur'an'ın hakikatlerinin yanında Peygamber Efendimizin sünnetinin yanında bulunmamız gerekiyor. Evet kıymetli kardeşlerim bir haftayı sizlerle bitirdik. Çok şükür hamdolsun Rabbimize bu hafta sizlerle met harflerini gördük. Met sebeplerini gördük. Sonra metti tabii gördük. Metti muttasılı ve metti munfasılı gördük. Bu derste de met harflerinin, metti tabiinin, metti muttasılın ve metti munfasılın pekiştirmesini bir yaptık. Ve son olarak da Tebbet suresinin mealini sizlerle beraber paylaştık. İnşallah önümüzdeki hafta sonu bir sonraki derslerde işimizin daha kolay olması için, bir sonraki tecvit konularını daha güzel kavrayabilmemiz için bu hafta içinde görmüş olduğumuz dersleri bu hafta sonu pekiştirelim inşallah. Kur'an-ı Kerim'den okumuş olduğumuz sayfaları, beraber okuduğumuz, burada beraber okuduğumuz sayfaları yeniden gözden geçirin. Oradaki met harflerini, metti tabii, metti muttasılı, metti munfasılı bir daha gözden geçirin okumuş olduğumuz Nas suresini, Felak suresini, İhlas suresini ve Tebbet suresini inşallah tekrar tekrar okuyalım. Gözden geçirelim. Namazları kılarken, namazlarımızda bu sureleri okumaya çalışalım ve hafızamızda bunları pekiştirelim inşallah. Evet önümüzdeki hafta yeni yeni konularla sizlerle beraber olmak üzere Rabbimizin bizlere en muhteşem hazinesi olan Kur'an-ı Kerimle Kur'an-ı Kerim'i doğru ve güzel okuma yolunda sizi Kur'an-ı Kerimle baş başa bırakıyorum. Haftaya sizlerle buluşmayı ümit ediyorum. Biz burada olacağız. Sizi de mutlaka bekliyor olacağız. Allah'a emanet olun.